Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 6. bölüm. Gaflet. Gaflet, kıskançlığı artırır, pişmanlığı çoğaltır. Nimetin elden çıkmasına yol açar. Diye ve Allah yolundan. Ayrıca gaflete düşenin kınanır, tenkide uğrar. Rivayet olunduğuna göre salih bir kişi rüyasında hocasını görür ve ona "Hocam, sizin en çok pişmanlık duyduğunuz şey nedir?" diye sorar. Hocası da şu cevabı verir: "Gafletimden duyduğum pişmanlıktır." Yine mutasavvıflardan biri rüyasında Zünnün el-Mısri'yi görür ve ona "Allah sana ne yaptı?" diye sorar. Zünnün ise "Allah beni karşısına alarak, ey beni sevdiğini iddia eden yalancı, beni sevdiğini iddia ettin ama daha sonra benim sevgimden gaflete düştün" diye azarladı. Hitabında bulundu, cevabını verir. Bu konuda şair ne güzel söylemişti: "Sen gaflettesin, kalbin yanılmakta. Ömür gitti, günahlar çoğalmakta." Yine salihlerden biri babasını rüyasında görür ve ona "Ey babacığım, nasılsın?" diye sorar. Babası "Ey oğulcuğum, dünyada gafil olarak yaşadık ve gafil olarak öldük" cevabını verir. Zehr-ül Riyaz adlı eserde anlatıldığına göre Yakup aleyhisselam ile Azrail iki dost idiler. Bir gün ölüm meleği onu ziyarete gelir ve Hazreti Yakup ona sorar: "Ey ölüm meleği, beni ziyarete mi yoksa ruhumu almaya mı geldin?" Azrail "ziyarete geldim" cevabını verince Yakup aleyhisselam ona der ki: "Bana ecelim yaklaştığı zamanı bildirmeni istiyorum." Azrail de "Peki, senin ecelin gelmeden önce ecelinin yaklaştığını sana bildirmek üzere iki ya da üç haberci göndereceğim." Yakup aleyhisselam eceli geldiği zaman Azrail yanına varınca Yakup aleyhisselam ona sorar: "Ziyarete mi yoksa ruhumu kabzetmeye mi geldin?" Azrail ruhunu almaya deyince Yakup aleyhisselam sorar: "Hani bana üç tane haberci gönderecektin?" Bunun üzerine Azrail şu cevabı verir: "Doğrusu bu yapıldı. Ey Yakup, siyah saçtan sonra saçın beyazlaması, kuvvetli olan bedenin zayıflaması, dimdik olan vücudun kamburlaşması. İşte bütün bunlar insanoğluna ölümün habercisi olarak gönderdiğimiz ön habercilerdendir." Bir şair bu durumu şu mısralarla tasvir etmiştir: "Günler, aylar geçiyor, günahlar artmakta. Azrail bana geldi, kalbim gaflet içinde. Bu dünyada yaptığın aldanış ve pişmanlık, dünyada kalman ise imkansız ve boş kuruntudur." Ebu Ali Eddahhak anlatıyor: "Büyük şeyhlerden olan salih bir dostumu hastalığında ziyaretine gittim. Talebeleri etrafında halka olmuş ve kendisi de ağlıyordu. Artık iyice yaşlanmıştı. Ben ona, ey şeyh, seni ağlatan nedir, yoksa dünya sevgisi mi diye sordum. Bana kaçırdığım namazları ağlıyorum cevabını verdi. Bu nasıl olur, sen devamlı namaz kılardın dediğimde, evet kılardım ama başımı gafletle secdeye koydum ve yine gafletle kaldırdım. Şimdi de gafletle ölüyorum" diye karşılık verdi. Ardından da derin bir nefes aldıktan sonra şu mısraları okudu: "Düşündüm mezardan kalkacak günü. Düşündüm mahşere varmayı elbet. Düşündüm mezarda geçecek sabahlarımı. Yalnızım dünyada zevklere nispet. Düşündüm enine boyuna her şeyi. Amel defterinde rezilliğimi. Allah'ım, bağladım ben sana ümit. Beklerim ilahi rahmet etmeni." Uyunul Ahbar'da anlatıldığına göre Şekik el-Behli şöyle demiştir: "İnsanlar üç şeyi söylüyorlar. Ancak söylediklerinin tersini amel ederler. Biz Allah'ın kulcağızlarıyız, yani köleleriyiz" derler ama hür, sorumsuz insanların ameli gibi amel ederler. Bu onların sözlerinin aksidir. Allah bizim rızıklarımıza kefildir derler ama takdir ancak dünya ile mutmain olur ve onun kırıntılarını toplarlar. Ölümden kaçış yoktur derler ama hiç ölmeyecekmiş gibi çalışırlar. İşte bu sözlerinin aksidir. Ey kardeş, kendini kontrol et. Yüce Allah'ın huzurunda hangi bedenle durduğuna dikkat et ve hangi dille, lisanla ona cevap verdiğine bak. Azdan ve çoktan sorulduğun zaman ne cevap vereceksin? Sual için cevap için de sevap hazırla. Allah'tan kork. Muhakkak ki Allah hayır ya da şer ne işlerseniz haberdardır. Müminlere vaaz ver, öğüt et. Allah'ın hükmünü terk etmesinler. Gizli ve aşikar onu tevhid etsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir:
Arşın ortasına yazılmıştır ki, bana itaat edene ben de itaat ederim. Beni seveni ben de severim. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Benden bağışlanma dileğini affederim. Akıllı bir kişiye yakışan Allah'a korku, ihlas ile itaat etmesidir. Onun kazasına rıza göstermeli, belalarına sabretmeli, nimetlerine şükretmelidir. Verdiği nimetlere kanaat etmelidir. Yüce Allah buyurur ki, benim kazama razı olmayan, belalarıma sabretmeyen, nimetlerime şükretmeyen ve verdiklerime kanaat etmeyen kendisine benden başka Rab arasın. Adamın birisi, Hasan-ı Basri'ye, ben Allah'a itaatten, ibadetten zevk alamıyorum der. Hasan-ı Basri ona, herhalde sen Allah'tan korkmayan birisinin yüzüne bakmışsın der. Kulluk bütün her şeyi Allah için terk etmektir. Yine adamın birisi Ebu Yezid'e ben Allah'a itaatten zevk alamıyorum deyince Ebu Yezid şöyle cevap vermiştir. Çünkü sen Allah'a değil itaate kulluk ediyorsun. Allah'a kulluk et ki ibadetin lezzetini bulasın. Rivayet edilir ki adamın birisi namaza durdu. İyyâke na'budu ayetini bitirince hatırına kendisinin gerçekten Allah'a ibadet ettiği geldi. Bunun üzerine gizli bir ses, yalan söylüyorsun, sen ancak mahlukata tapıyorsun diye nida edildi. Adam bu hadiseden sonra insanlardan uzaklaşıp namazına yeniden başladı. İyyâke na'budu yani yalnız sana ibadet ederiz ayetini bitirince yine gizli bir ses, yalan söylüyorsun, sen ancak malına tapıyorsun, ona ibadet ediyorsun diye seslenildi. Adam malının tümünü tasadduk etti. Sonra namaza yeniden başladı. İyyâke na'budu'yu bitirince yine aynı ses, yalan söylüyorsun, sen ancak elbisene tapıyorsun dedi. Adam kendi üzerinde olanlar hariç bütün elbiselerini dağıttı. Sonra namaza başladı. Yine o ses, bu sefer İyyâke na'budu'yu okuduktan sonra işte şimdi doğru söylüyorsun. İbadetin yalnızca Rabbinedir. Adamın birinin çuvalları kayboldu. Kimin aldığını tespit edilemedi. Adam namaza durduğunda çuvalları alını hatırladı. Kölesine alına git, çuvalları iste dedi. Kölesi ona onları ne zaman hatırladın dedi. Adam namazdayken dedi. Köle, ey efendim sen namazda Allah'a değil çuvalları istiyorsun dedi. Bu söz üzerine kölenin itikadına sağlamlığı nedeniyle adam köleyi azat etti. Akıllı olana yakışan dünyayı terk edip Allah'a ibadet etmesi geleceği Allah'a ibadet etmesi geleceğini düşünmesi ahireti arzulamasıdır. Nitekim bu hususla ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Her kim ahiret sevabını isterse onun sevabını arttırırız. Ve her kim dünya menfaatini isterse ona da dünyalık veririz. Fakat ahirette ona hiçbir nasip yoktur. Şura suresi 20. ayet. Ve o kimseler gibi olmayın ki Allah'ı unutmuşlar. Hem Allah da onlara kendilerini unutturmuştur. İşte bunlar fasıkların ta kendileridir. Haşr suresi 19. ayet. Bunun için Ebu Bekir Sıddık Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem 40 bin dinar gizli, 40 bin dinar da açıktan infakta bulundu. Öyle ki kendisine hiçbir şey kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi de dünyadan ve dünyanın lezzetlerinden yüz çevirmişti. Bunun için Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ali ile evlendiğinde teyzi birkaç derisi lif dolu bir yastıktan ibaretti.